İsa öğrencilerine hiç usanmadan her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı. Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç vardı. Yine o kentte bir dul kadın vardı. Yargıca sürekli gidip, davacı olduğum kişiden hakkımı al diyordu. Yargıç bir süre ilgisiz kaldı. Ama sonunda kendi kendine, ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da, bu dul kadın beni rahatsız ettiği için hakkını alacağım. Yoksa sürekli gelip beni canımdan bezdirecek, dedi. Rab şöyle devam etti. Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz. Tanrı da gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi? Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama insanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı? Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazı kişilere İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Vergi görevlisi ise uzakta durdu. Gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım, ben günahkara merhamet et diyordu. Size şunu söyleyeyim, Ferisi değil, bu adam aklanmış olarak evine döndü. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltansa yüceltilecektir. Bazıları bebekleri bile İsa'ya getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar. Ama İsa çocukları yanına çağırarak, ''Bırakın çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın.'' dedi. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerinindir. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen bu egemenliğe asla giremez.